Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaşılan son bilgiler doğrultusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 3. Dağlı Karabağ Savaşı'nın başlaması an meselesi. Dün yaşanan olayları hepinizin bildiğini düşünüyorum. O yüzden bu videoda o mevzulara hiç girmek istemiyorum. Son ulaşılan bilgilere göre Ermenistan'ın uzun süredir devam ettirdiği provokasyonlarının sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler acil koduyla teker teker havalanmaya başladı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Ermenistan'a ait S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği aktarılıyor. Aynı zamanda Ermenistan mevzilerinin ve S-300 hava savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüler de kamuoyuna sunuldu. Fakat bu görüntüleri YouTube'un politikalarından dolayı sizlere bu kanaldan aktaramıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki gerilim sürerken herkesin tedirgin olduğu şey 3. Karabağ Savaşı'nın patlak vermesi. Aslına bakarsak savaş çoktan başladı desek yanılmış olmayız. Son iki gündür yaşanan olaylar ancak bir savaşta meydana gelebilecek şeylerden oluşuyor. Azerbaycan tarafından paylaşılan görüntülerde Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ve Harop kamikaze drone kullanılarak Ermeni ordusuna ait Rus yapımı 2 adet S-300 hava savunma sisteminin, Ermenistan'a ait askeri karakolun, Ermenistan topçu mevzilerinin ve sığınak gibi stratejik açıdan önemli askeri hedeflerin imha edildiği görülüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamalarda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, Azerbaycan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkasan bölgelerinde bulunan mevzilerine D-30, D-20 topları ve 82 mm havan toplarıyla ateş etmeye devam ediyor. Birimlerimiz tarafından misilleme önlemleri alınmakta ve düşmanın atış noktaları imha edilmektedir. Harekat şartları ordumuzun kontrolünde. Kelbecer ilçesine bağlı Zeylik, Yellice ve Yukarı Ayrım yerleşimleri istikametinde konuştuğu Azerbaycan ordusu mevzileri, Başar Kecar ilçesi, Yukarı Şorca, Ashagi yerleşimleri yönünde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerinden ateşlendi. Sorja ve Zarkand D-30 ve D-20 toplarını kullanıyorlar. Uluslararası toplumun çağrılarına ve ateşkes konusunda varılan mutabakata rağmen sınır bölgelerinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin topçu ve diğer ağır silahları kullanarak saldırı ve provokasyonlara devam ediyor. Durumun tırmanmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Azerbaycan ordusu yalnızca meşru askeri hedefler olan atış noktalarına karşı yerel karşı önlemler almaktadır. Ermeni tarafı kışkırtıcı eylemlerden kaçınmalı ve ateşkes konusunda varılan anlaşmaya bağlı kalmalıdır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki Azerbaycanlı sivil kardeşimizin de yaralandığını duyurmuştu. Bunun beraberinde yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin neden olduğu provokasyonların önlenmesi sırasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı asker personellerinde listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı şu anda anlık olarak sınır bölgesinden bilgileri aktarmaya devam ediyor. Yayınlanan onlarca bildiriden biri de şu şekilde. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek 13-14 Eylül gecesi ve bugün sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçın bölgelerinde bulunan birliklerimize çeşitli kalibrelerde havan ve topçu silahlarıyla ateş açmıştır. Şu anda pozisyonlarımıza aralıklı olarak ateş ediliyor. Birimlerimiz tarafından gerekli müdahale önlemleri alınmaktadır. Yapılan onca şeye rağmen Azerbaycan'ın büyük bir sakinlikle olayları dindirmeye çalışması takdire şayan bir durum diye düşünüyoruz. Yapılan anlaşmalara sadık kalan Azerbaycan aslında şu anda Rusya'dan bir müdahale bekliyor olabilir. Fakat Rusya'nın durumu da ortada. Bunu fırsat bilen Ermeni güçleri her fırsatta Azerbaycan mevzilerine ateş açıyor. Ki bu mevzu yeni başlayan bir şey değil. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 2. Dağlı Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana sürekli olarak taciz ateşlerine devam etti.
Dün yaşanan olaydan sonra bugün Azerbaycan elinde bulunan Bayraktar TB2'leri tekrar havalandırdı ve Ermenistan'a ait S-300 sistemlerini ve birçok askeri hedefi kusursuz bir şekilde imha etti. Ermenistan tamamen kendisi kaşınıyor. Bu tarz hamlelere başvurmamış olsalardı, Azerbaycan'ın durduk yere Ermeni mevzilerine ateş açma gibi bir derdi yoktu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu saatten sonra kendilerine yönelik yapılacak her türlü provokasyona misliyle tepki verecektir diye düşünüyoruz. Fakat böyle giderse 3. Dağlık Karabağ Savaşı'nın resmen kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ermenistan Karabağ'ı kaybetmeyi yedirememiş olsa gerek ki aylardır bu tarz provokasyonları sürdürerek 3. bir savaşı başlatmayı düşünüyor. İnsanın bazen biraz da olsa akıllanması gerekli. Daha üzerinden çok bir zaman geçmemiş olmasına rağmen uğradıkları yenilgiyi nasıl unuttular da tekrardan bu tarz girişimlerde bulunuyorlar, gerçekten anlaması oldukça güç bir durum. 3. bir Dağlık Karabağ Savaşı'nda bu sefer Ermenistan'ı Rusya da kurtaramaz. Herkesin kendi derdi başından aşkın diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.